Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübü hem sportif açıdan hem de mali açıdan düzeye çıkarmak için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Sarı lacivertli camiaya tabiri caizse cebinden sağladığı kaynak ve kendi firmalarını başta futbol takımı olmak üzere amatör branşlarda sponsor yaparak mali açıdan büyük destek sağlayan Koç büyük bir hayalin peşine koşuyor. Aldığımız bilgilere göre Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı birinci dönemi hayal kırıklığı ile geçiren Ali Koç, ikinci döneminde bomba bir hamle ile camiayı yeniden ayağa kaldırmayı planlıyor. Son günlerde yöneticiler ile sık sık istişarede bulunan Koç, Şükrü Saracoğlu stadı kompleksini sıfırdan inşa etmeyi planlıyor. Fenerbahçe Başkanı eğer bu projesini hayata geçirebilirse, kulüp tarihinin en önemli iz bırakan başkanlarından birisi olmayı hedefliyor. Kapasite 65 bin kişilik olacak. Fenerbahçe'nin Ali Koç önderliğinde Vodafone Park ve Türk Telekom stadının yanı sıra Anadolu'daki pek çok stattan da geride kalan mabedin yenilenmesi için bazı projelerin üzerinde durduğu bildirildi. Koç'un proje kapsamında Fenerbahçe Ülker Stadı'nın 47.834 olan kapasitesinin 65.000 civarına çıkarılması, dünyanın en teknolojik statlardan birisinde Fenerbahçe kazandırmak istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin planladığı yeni stadın Veltins Arena tarzında olacağı öğrenildi. Stadın üstünü kapatmayı planlayan Ali Koç, Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Stad 4 kattan oluşacak. Fenerbahçe kulübünün stat projesinde loca sayısı 64'ten 190'a çıkarılacak. VIP koltuk sayısı ise Ülker Stadı'na göre 5440'dan 10.000'e çıkarılması planlanıyor. Aldığımız bilgilere göre yeni stadın çatı ve tribün bölümüne yerleştirilen taraftarı 360 derece tam saran 5000 metrekarelik LED ekranında bu projeye ekleneceği konuşuluyor. Herkesin kafasına takılan asıl soru ise şu: Ali Koç bu stadı nasıl ve hangi parayla yapacak? Projeye ne zaman başlanacak? Detaylar burada. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Ülker ile isim hakkı konusunda 2025 yılına kadar bir anlaşma bulunuyor. Koç stat projesinin sportif başarı sağlandıktan hemen sonra gündemini alacak. Yani Fenerbahçe ne zamanki şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giderse, kendini hem Avrupa'da tanıtıp hem de gelirlerini yükseltirse, Ali Koç da fedakarlık yapmaktan çekinmeyecek, bu rüya projesi için gereken adımları atacak. Ülker grubundan Murat Ülker ve Ali Ülker ile yakın ilişkilere sahip Ali Koç stadın isim hakkını dert etmiyor. Yapılan anlaşmayı bir şekilde kurtarmayı hedefliyor. Fenerbahçe kulübü Ali Koç'un ikinci döneminde planladığı ilmeği yakalarsa 2023'ün ortasında bu projeyi gündemine alarak yeni stadın ilk kazmasını vurmayı da hedefleyecek. Seyirci gelirleri tavan yapacak. Fenerbahçe yönetimi en kötü ihtimalle taraftarın 2022 yılının sonuna kadar tribünlere döneceğini planlıyor. Maç günü elde edilecek kombine kart, bilet, mağaza, artan loca, bir tribün gelirleriyle seyirci gelirlerinin 180 milyon Türk lirasına çıkarılabileceğini hesap etti. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde olunması durumunda ise gelirlerin 200 ila 220 milyon lira arasında değişeceği konuşuluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu rüyasını gerçekleştirebilirse, Koç grubuna ait firmalarını Manchester City yönetiminin Etihad'a yaptığı gibi stadın dört bir yanına kendi şirketlerinin isimleriyle dolduracak.